Hocam merhabalar, hoş geldiniz. En sonunda gelebildik. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun hocam, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Vallahi idare ediyoruz. Sizlerle beraber olmak güzel. Sağ olun davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Burada olduğunuz için, bizi kırmayıp katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Arkadaşlarla bize sohbet ediyorduk. Olası bir teknik problem yaşarsak hem bunları aşalım diye öncesinden yayına başlamış olduk. İsabet oldu. Bu arada bu problemi halletmiş olduk. Dilerseniz ben programımıza başlamadan birkaç cümleyle hem sizin hakkınızda bilgi vermek hem de programın içeriğiyle alakalı, işleyişiyle alakalı arkadaşlara bilgi vermek istiyorum ve sonrasında yayınımıza devam edebiliriz. Tabii ki. Arkadaşlar, az önce tekrar etmiş olduğum gibi bugün Profesör Doktor Sinan Canan hocamızla Beyin Ne İşe Yarar? Beyin Şimdi Ne İşe Yarar? İsimli programımızı gerçekleştireceğiz. Bu program esnasında yayın usulümüz interaktif bir usul olacak. Merak ettiğiniz hocamızın çalışmaları veya bu konuyla alakalı merak ettiğiniz her şeyi aşağıdan bizlere iletebilirseniz biz de hocamıza sunmuş oluruz. Kendisinin cevaplarıyla konu hakkında bilgilerimizi edinmiş oluruz. Ben hem yeni gelen arkadaşlar için hem de sizleri belki de öncesinden tanımayan kardeşlerimiz için sizler hakkında birkaç cümleyle programı yavaş yavaş başlatmak istiyorum. Arkadaşlar, Profesör Doktor Sinan Canan 1972 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise 19 Mayıs Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Başkent Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin Tıp Fakültesi'nde 10 yılı aşkın bir görev sürecinin sonrasında 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. Kendisi disiplinler arası, hocam yanlış tabir ettiysem araya girip düzeltebilirsiniz, disiplinler arası ve disiplinlerin sınırında gezen birçok çalışmaya imza atmıştır. Gerek fizyoloji, gerek biyoloji, gerekse beyin hususunda birbiriyle alakalı birden fazla çalışması olmuştur. Bugün de bizim özellikle ele alacağımız kısmı ise insan beyni ve insan beyniyle yapabildiklerimiz, yapamayacaklarımız veya bunları nasıl daha iyi yapacağımızdır. Hocam ben isterseniz ilk soruyu sorarak sözü yavaşça size takdim etmek istiyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Teşekkürler hocam. Hocam, insan beyninin temel yetenekleri nedir? Bilmediğimiz özellikleri, kabiliyetleri nelerdir? Sorunu kaçırdım. Tekrar edeyim o zaman hocam. İnsan beyninin temel yetenekleri ve bilmediğimiz kabiliyetleri nelerdir? Kaç saatimiz var bu soruyu sormak için? Uzunca bir soru. Şöyle söyleyeyim, insan beyninin yani bütün diğer beyinlerde olduğu gibi temel temel vazifesi ve varlık nedeni organizmaları hayatta tutmaktır. Yani beyinler bunun için vardır. O yüzden beyinlere hayatta kalma donanımı de. İnsan söz konusu olduğunda bu biraz daha farklı bir açıdan değerlendirilmesi gereken bir tanım. Çünkü insan organizması itibariyle son derece zayıf, çıplak, dünyanın herhangi bir yerinde annesinden doğduğu halde hayatta kalamayan bir varlık. O yüzden mesela bir su samuru gibi ya da bir zürafa gibi bedensel donanımıyla rahat rahat yaşamını sürdüremiyor. Yaşamını sürdürebilmek için etrafını çok ciddi oranda değiştirmek, üstüne yiyecek yapmak, yiyecek bulmak, hatta yiyecek üretmek, işte bugün yaptığımız gibi bir sürü çözümler bulmak zorunda. Şimdi bedenen bu kadar çıplak bir canlının hayatta kalabilmesi için hayatta kalma donanımının aşırı gelişmiş olması lazım. Bu da işte insan beynini diğer beyinlerden ayıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Niye bu kadar gelişmiş? Çünkü biz çok çıplakız, çok aciziz, çok zayıfız. Aşırı zeki ama çok da akıllı olmayan, yani zeka akıl arasındaki ayrım daha sonra konuşuruz. Aşırı zeki bir zihinsel donanıma sahibiz. Bu sayede yani diğer hiçbir canlıda olmayan bir yeteneğe de sahip olmuş oluyoruz. O da şu, her canlı kendi ekolojik ortamında yaşar. Orada adeta bir uyum içerisinde varlığını sürdürür. Ve o ekolojik ortama bir halel gelecek olursa, mesela şu anda denizler diyelim asitleşiyor, biraz daha asitleşirse denizde yaşayan hiçbir organizmayı göremeyeceğiz bir daha. Onların suyu tükenecek. Çünkü o ortamdan başka bir yerde yaşama şansları yok. Ama insan öyle değil. Her yerde, her ortama adapte olabilecek şekilde çevresini değiştirebiliyor. Ekvatordan kutuplara her yerde yaşadığı gibi, işte şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 tane insan yaşıyor mesela şu anda. Ve hatta işte Mars'a gitmeyi bilmem ne falan filan düşünmemiz de bu sebepten.
Dolayısıyla insanın beyninin gerçek işi ne diye sorduğumuzda bu zayıf organizmayı hayatta tutmak, yani hayatta kalmak birinci işi. Ama bugünün insanına bakacak olursak, biz özellikle böyle şehir medeniyetinin içine doğmuş insanlar olarak önemli bir aslında biyolojik dezavantajla dünyaya geliyoruz. O da şu ki, dünyaya geldiğimiz yerde hemen hemen hiçbirimizin hayatta kalma endişesi yok. Hatta ömrümüz boyunca ciddi bir avcı saldırısı, ciddi bir açlık, ciddi bir kıtlık vesaire sıkıntısı çekmiyoruz çoğumuz. Ve dolayısıyla beynimiz modern zamanda işsiz kalıyor. Şimdi bu işsizliği nasıl kapatmaya çalışıyor? Bir şeylere sardırıp kendine bir meşgale arıyor. Nedir? İşte kariyere sardırıyor. Konuya, komşuya, çoluğa, çocuğa. İşte güzelliğe, sosyal medyaya, işte evet, zenginliğe, zevke, sefaya, artık ne dersen bir şeyleri kafaya takıyor ve onun peşinden maalesef bu insan gibi benzersiz donanımlara sahip bir organizmayı da sürükleyip götürebiliyor. O yüzden bu devirde doğru yaşamak, hayatı doğru inşa etmek, kendini doğru anlamak ve doğru adımlarla anı değerlendirmek için insanın muhakkak bu temel çerçevede beyninin aslında ne işe yaradığını, zihninin aslında niye var olduğunu bilmesi gerekiyor. Ben de o yüzden bu meseleyi anlatmayı çok önemsiyorum. Zira insan beyninin genel olarak, hani beyin bir organ ama biz zihinden bahsediyoruz. İnsan zihninin en önemli özelliklerinden biri, benim sıklıkla söylediğim bir şey, meşgul etmezseniz uyuşturmanız gerekiyor. Yani arası yok. Yani ya bir şeyle uyuşturacaksınız ya da onu yaratıcı bir süreçle, böyle insandan başka kimsenin yapamayacağı bir şeyle meşgul etmeniz lazım. Ve bugün bakın uyuşturucularımız bol. Yani işte sosyal medya, dert tasa, para, pul, çoluk, çocuk, güzellik, yaşlılık bilmem ne derken bir anda ömür bitiveriyor ve biz ne olduğunu anlamadan bu dünyadan göçüp gidebiliyoruz. O yüzden bence çok önemli bir bilgi alanı bu. Hayatta kalma donanımı tanımını hayatta en iyi eğitim sırasında sorduğumuz bir sorudan anlarız. Özellikle matematik anlatılırken bize lisede falan hep bir soru sorardık. Bunlar benim hayatta ne işime yarayacak diye. Evet. O soruyu soran işte hayatta kalma donanımı. Diyor ki bana bir şey öğretmek istiyorsan hayatta kalmamla bir alakası olması lazım. Yani benim bir işime yaraması lazım. Aksi takdirde ben bunu öğrenmem ki öğrenmiyor da zaten. Ve bütün hayatımızdaki olaylar, yani ister duygusal, ister mantıksal, ister iş dünyasına, ister eğitime yönelik olsun, hemen hemen bütün sorunlar bu hayatta kalma donanımı mantığını gözden kaçırdığımız zaman ürettiğimiz problemler. Onu anlasaydık her şeyi tıkır tıkır çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor olacaktık. Hocam, bu sorunun cevabını sizden dinlerken iki önemli noktaya parmak bastığınızı dikkat ettim. Birincisi temel çerçeveden bahsettiniz. İkincisi ise hayatta kalma içgüdüsü veya hayatta kalma güdüsü diyebiliriz. Programlarınızda, kitaplarınızda, yazılarınızda sık sık kullandığınız bir kavram var. Özellikle günümüz dünyasında yaşadığımız salgın sıkıntısından ötürü gerek ulaşımın sekteye uğraması, gerek fabrikaların kapanması, gerek internasyonel bütün faaliyetlerin durması açısından şu tabiri kullanmak sanırım çok yanlış olmaz. Ülkeler fabrika ayarlarına dönmüş durumda. Biz bu kavramı genelde günümüze teknolojik cihazlar için kullanıyoruz. Teknolojik cihazları lanse ederken bu kavramı kullanıyoruz ama fabrika ayarı kısmını, fabrika ayarı kavramını siz insanlar ve beyin içinde kullanıyorsunuz. İnsanın fabrika ayarları nelerdir hocam? Bize bu süreçte nasıl bir fayda sağlayabilir bu ayarları anlayabilmemiz? İnsanın fabrika ayarları tabirini biraz işte bu teknik dünyaya fazla gömülmüş insanlar olarak kendimize biraz espiritüel bir şekilde yaklaşalım diye aslında ilk başta kullanmıştım. Çünkü insan fabrikada yapılan bir şey değil. Reset tuşu da yok. Ama şöyle bir seri ayarımız var. O ayarlar da maalesef modern dünyanın imkanları ve kısıtlamaları arasında unuttuğumuz bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarımız. Ben bunları işte İFA kısaltmasıyla, insanın fabrika ayarları kısaltmasıyla 5 madde altında sıralamaya çalışıyorum. Bir, hareket etmek zorundayız. Çünkü atalarımız hareketsiz yaşayamıyorlardı. Hareket edenler daha çok hayatta kaldığı için biz atletik ve hareketli ataların torunlarıyız. Ondan dolayı bugün çok durağan bir hayat yaşarsak mesela hasta oluyoruz. Bu en önemli fabrika ayarlarımızdan birincisi. İkincisi, az yemek zorundayız. Çok fazla yiyecek tüketiyoruz. Çünkü atalarımızın bedenleri tabiatta çok az yiyecek bulunan ortamlara göre şekillendirilmişti. Ve açlığa dayanamayan atalarımız vardıysa bile onların yaşaması çok mümkün olmadı. Kimler hayatta kaldı ve üredi?
açlığa dayanabilenler, hatta bunu vücudu için avantaja çevirebilenler. İşte biz de bugün her gün 12-16 saat işte aç kalabilsek mesela, vücudumuzda hiç majör bir hastalık görmeden gayet sağlıklı yaşayabileceğiz. Ama 3 öğün yemek yiyorsak erken öleceğiz. Bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla ikinci ayar az yemekle ilgili. Üçüncü ayar sosyal ilişkiler. Diğer insanlarla sıkı ilişkiler kurmak zorundayız ama gerçek kişilerle. Bugün sanal işte sosyal medyadaki ilişkiler bunu pek karşılamıyor. Niye böyle? Zayıf ve çıplak bir canlı olarak tek başına hayatta kalması imkansız bir varlığız. Dolayısıyla birbirine iyi bağlanabilen, birbirine bağlanmak üzere hormonal vesaire yetenekleri çok gelişmiş, işte birlikte olduğunda kendini çok daha iyi hisseden ve daha verimli olan versiyonları insanın daha uzun süre hayatta kalmışlar ve biz onların torunları olarak yine yalnız kaldığımızda erkenden hasta olup ölebiliyoruz. Ama etrafımızda birileri varsa en dayanılması zor şeyler bizim için dayanılabilir hale geliyor. Dördüncü ayarımız, bütün hayvanlarla paylaştığımız bir stres sistemimiz var. Evet. Fakat o hayvanların hepsinin hayatını kurtarırken bizim ölümümüze neden oluyor bu stres sistemi. Çünkü hayvanlarda stres anlık. Yani avcı kovalarken av ve avcı stresteler. Ama diyelim ki avı elinden kaçırdı. 2 dakika sonra herkes normale dönüyor ve vücut sakinleşiyor, beyin sakinleşiyor. Biz ise beyinsel olarak, zihinsel olarak stres üretebilen tek canlıyız. Zihnimiz sürekli geçmişe, geleceğe gidiyor. Öleceğini bilen tek canlıyız vesaire vesaire. Bunlardan dolayı hayvanlarda arada bir devreye giren o stres sistemi, işte adrenalinler, kortizoller bizde hemen hemen her gün yüksek. Bu da uzun dönemde bizi darmadağın ediyor. O yüzden stresimizi yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Hayatımızda bunu merkezi bir yere oturtturmamız gerekiyor. Ve beşinci ayar, insan sınırlarını zorlamak üzere tasarlanmış, böyle bir güdüyle dünyaya gelen tek varlık. Kendisinin içinde bulduğu işte biyolojik, sosyal, kültürel, coğrafi neyse her türlü sınırı zorlamak istiyor. Ve zorlayamazsa ya da bu hakkı elinden alınırsa bunalımlara giriyor, sıkıntılar çekiyor. İşte bildiğimiz psikolojik rahatsızlıkların büyük bir kısmı, ki burada uzman psikologumuz var yanımızda şimdi, ona da danışabiliriz mesela. Bu hastalıkların önemli bir kısmı insanın sıkışmış ve daralmışlık hissinden kaynaklanıyor. Yani olamama, yapamama, belli bir cenderenin içerisinde hapsolma gibi bir zihinsel durum izliyoruz insanların çoğunda. Bu da bu bizi diğer hayvanlardan ayıran beşinci ayarla ilgili. Bu 5 tane ayar aslında çoğu hepimizin temel düzeyde bildiği, en azından hissettiği şeyler. Bir de 0. prensip var bunların hepsinin üstünde. Hayatta düzenli, ritmik, rutin ve öngörülebilir her şey bir süre sonra bizi sıkıntıya sokuyor. Biz bunu sevmiyoruz. Öngörülemez, karmaşık ve kaotik şeyler çok hoşumuza gidiyor. Mesela biraz önceki 5 ayarı ele alalım. Hep aynı spor salonuna gidip aynı spor hareketlerini yaparsak 2-3 sene içerisinde kas kemik sistemimiz sıkıntı çıkarmaya başlıyor. Bazı kaslarımız uzuyor, bazıları kısalıyor, kemiklerimiz eğriliyor falan. Niye? Vücudumuz sürekli özellikle tabiatta farklı hareketler yapmak için evrilmiş ve ayarlanmış bir vücut. Aynı şekilde işte ikinci ayarda dünyanın en iyi beslenme listesini 3-4 ay uygulayın. Hep aynı şeyleri yerseniz metabolik stres geliştirirsiniz. Vücut der ki bana başka bir şeyler var, ben sıkıldım artık. Ve farklı beslenme talebini size rahatsızlık olarak iletir. İşte hep aynı insanlarla görüşüyorsanız, 3-5 tane arkadaşınız var, hep onlarla takılıyorsunuz. Birkaç sene içinde IQ'nuz düşmeye başlıyor. Yani zihinsel evet. Yetenekleriniz azalıyor. Sosyal çevrenizi beklenmedik bir şekilde zenginleştirmeniz beynin gelişimine çok olumlu katkı yapıyor. Ya da efendim işte stres yönetimi için hep aynı rutinleri tekrarlarsanız, mesela çoğu insan dini inançlarının gerektirdiği ibadetleri böyle bir rutin içinde yapıyor. O da onları strese sokabiliyor. Dolayısıyla stres yönetimi de insanın aslında hayatında yenilikler yaparak, işte farklı yöntemleri deneyerek yapması gereken bir şey. Ve beşinci ayarla ilgili, mesela hep bize okullarda şurada burada bir takım hedefler veriliyor. Bir takım işte şeyler, büyük idealler konuyor. Biz onların peşinde ömrümüzü tüketip yaklaşınca anlıyoruz ki bu aslında işte bize uygun bir ideal değilmiş. Bir anda böyle moralimiz bozuyor, çöküyoruz. Çünkü kendi sınırlarımızı zorlamak için kendimizi dinlemeye fırsat. Bu gibi işte bu 5 ayarın rutin ve hazır formüllerle uygulanmaya çalışılması gibi bir durum. Sonuçta biz her daim söylediğim şey, hayat şaşırtmacalı bir sistemde, kaotik bir sistemde, öngörülemeyen bir sistemde tasarlanmıştır. Bizler de böyle bir sistemin çocuklarıyız. Bundan dolayı
bu rutin hayat, işte saatler, randevular, planlar, programlar eninde sonunda bizi darlıyor. Dikkat edin, tamamen kendi isteğiyle şehirler, medeniyetler inşa etmiş insanlarız. Bu şehirlerin hepsi biz daha rahat, daha hızlı yaz tatilinde yahut işte pikniğe gideceğimiz zaman ne yapıyoruz? Doğaya kaçıyoruz, değil mi? Doğadaki o saatin maatin çok hükümdar olmadığı alanlara kaçarak orada rahatlıyoruz. Çünkü kendimiz yaptık bu medeniyeti ama kendimizi tanımadan, kendimizi anlamadan aldığımız kararlarla yaptık. Dolayısıyla o nedenle fazla düzenli, fazla yeknesak bir sistem bizi her zaman sıkıntıya sokuyor. Hayatımıza acık renk katmamız lazım yani. Hocam, düzenli olmayan rutinin dışına çıkan kaotik düzen aslında bizim faydamıza, doğru anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Sanırım bu konuda diğer ülke vatandaşlarına göre avantajlı bir konuma sahibiz diye düşünüyorum. ben de yurt dışına gidip geldiğimde hep öyle hissederim ama bizdeki aslında kaotiklik değil, bizdeki biraz düzensizliğin düzen olmuş hali var bizde. Yani nasıl diyeyim, mesela sırada öne geçmek, trafikte hak yemek falan filan, işte denize çöp dökmek gibi şeyler bizde biraz rutin. O da bir kötü bir rutin yani, başka bir rutin. Evet. Elbette yurt dışında böyle oturmuş düzenlerde falan, yani insanlar hep diyorlar yani orada mesela insanların beyni küçülüyor mu falan diye. Hayır, toplumsal düzeni belli rutinlere oturttuğunuzda insanların kendi kaotik zihinlerini serbest bırakma imkanları kalıyor. Yani daha yaratıcı davranabiliyorlar. Kendi iş Emniyet alanı dünyasındaki içerisinde kaosu tabii. yaratma imkanı tanımış Aynen öyle. oluyor. Emniyet alanı içerisinde daha yaratıcı oluyorlar. Biz o yüzden burada çok fazla bizde iş çıkmıyor. Çünkü zaten sürekli hayatta kalma modundayız yani. Kesinlikle Maalesef. sizinle aynı fikirdeyim hocam. Aslında ironili bir şekilde de olsa izleyen arkadaşlarımıza bir nebze de olsa farkındalık oluşturabilmek adına bu soruyu yöneltmiş oldum size. Hocam, bu 5 madde içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 3. sırada insan insana lazım, insan insansız yapamaz, insan kendi başına yetemez dediniz. Fakat salgından dolayı özellikle günümüzde sağlık uzmanları tarafından olabildiğini izole edilmemiz tavsiye ediliyor ve insan sosyal hayatında normalde iletişim halinde olduğu, normalde bir şeyleri paylaştığı kişi, grup, iş ve sosyal topluluklardan uzakta kalmış oluyor. Böyle bir durumda aslında insan yalnızlığa bürünmüş oluyor, hem fiziksel olarak hem de manen. Bu gibi durumda az önce bahsettiğiniz endişeleri biz nasıl aşabiliriz? İnsan insana lazımken insandan uzak durmamız gereken bu süreçte oluşabilecek olumsuz etkileri nasıl ortadan kaldırabiliriz? Şimdi daha dün arayıp sormadığımız, belki beraberken belli bir süre sonra sıkıldığımız, varlıklarının kıymetini bilmediğimiz insanları bir aydır muhtemelen mumla arıyoruz. Evet. Başta ailemiz, yakın çevremiz olmak üzere. Dolayısıyla böyle durumlar bir kere bize gerçek insan ilişkilerinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak açısından kıymetli. Mesela şimdi biz böyle bir teknoloji aracılığıyla yüz yüze görüşüyoruz. Ama sen de takdir edersin ki bu yüz yüze görüşmek gibi bir şey değil. Aynı mekanda Kesinlikle. olmak gibi bir şey değil. Yani çünkü burada çok sınırlı bir iki boyutlu ekranda birbirimizi anlamaya, bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Çok şükür güzel bir iletişim aracı. Ama insan ilişkilerinin çok boyutluluğunu buradan sağlaman çok zor. Şimdi şu anda izolasyon altındaki insanlar, hepimizin elinde sonuçta bir mobil telefon var. İşte artık herhalde yoktur cep telefonu olmayan bu devirde mi? Celal Şengör hala kullanmıyormuş ama bunun gibi birkaç marjinal tip dışında muhtemelen herkesin var. Şimdi bu izolasyon altında çok ilginç bir ironisi bence bu tarihin. Tarihte ilk defa bu kadar aramıza sosyal mesafe koymamızı gerektiren ama aynı zamanda ilk defa bu kadar birlik olmamızı da gerektiren bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü biz evlerimize hasta olmamak için kapanmıyoruz. Biz yani işte ben de mesela risk grubunun altında kalıyorum yaş olarak, sen hakeza. Bizler evde kalıyoruz ki biz normalde bu hastalığı ayakta muhtemelen geçirebileceğiz çoğumuz. Yani bir işte solunum rahatsızlığı yoksa, başka bir kanser tedavisi gibi risk faktörü yoksa pek bir şey yapmayacak. Ama bu hastalığı hassas insanlara bulaştırmayalım diye aslında evlerde oturuyoruz. Bu bir kere çok yüksek bir bilinç hali gerektiriyor. Yani maalesef bu bilince varamamış insanlar şu anda evde oturmalarını virüs kendilerini öldürmesin diye yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki bu virüs o kadar da öldürücü bir virüs değil. Yani rakamlara baktığınızda bunu göreceksiniz. Şu anda belki de hiç tanımadığımız insanları korumak için hayatımızdan feragat ediyoruz. Bir kere bu bilinçle yaklaştığımızda çok garip bir şey.
aramıza mesafe koyup hiç olmadığı kadar öbürlerini düşünmek zorunda olduğumuz bir dönem var. Bu bence insanlığa büyük bir ders olacak. Artı, şimdi mesela ben seninle ilk defa bugün tanıştık. İşte yüz yüze bakıyoruz falan ama bunu gerçek bir tanışıklık olarak saymak zor. Çünkü çok kısıtlı bir bağlamda, kısıtlı bir sürede böyle görüşüyoruz. Ve mesela ben ne bileyim senin kulağının arkası nasıl bir şey görmüyorum mesela şu anda. 360 derece bile görmüyorum seni cismen. Dolayısıyla senin nasıl... Dilersiniz yayın bitmeden bir tur atabilir miyim hocam? Aynen, mesela o da olsa bile sadece öyle görmüş olacağım. Nasıl oturduğunu, kalktığını, nasıl yemek yediğini bilmiyor olacağım, anlatabildim mi? Dolayısıyla şimdi bu tanışıklık İnşallah yakında işte daha sonra yüz yüze bir tanışma fırsatımız olur, tamam erer. Ama şimdi ailemizin dışında, mesela eğer ailemizle beraber yaşıyorsak, onların dışında daha önceden gördüğümüz, konuştuğumuz, bildiğimiz insanları böyle teknolojilerle ya da en azından telefonla arayıp bir hallerini, hatırlarını sormak, onlarla daha önce yüz yüze görüşme tecrübemiz, beraber yaşamışlığımız olduğu için bize gerçekten o ilişkiyi gerçek hayatta kuruyormuş kadar iyi gelecek. O yüzden şimdi, esas şimdi uzun süredir aramadıklarımızı, sormadıklarımızı bir yoklamak. Alo, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan diye bir hal hatır yoklaması yapmak şu devirde bize çok iyi gelecek bir şey. Ne kadar sürecek bilmiyoruz. Fakat evet, bu sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe dediğimiz şey bir süre daha bizimle gelecek gibi gözüküyor. Birkaç ay daha. Ve bu özellikle bizim gibi, yani Türkler gibi böyle dokunsal, sarılma, yatmayı falan seven bir toplum için zor bir süreç ve yeni alışkanlıklar geliştireceğiz. Hatta geliştirmeye başladık. İşte bugün görüştüğümüz arkadaşlarımız oldu mesela. Aa ya, biz öpüşmeyeceğiz mi şimdi falan filan diye herkes espriye vuruyor ama ya hiç kimse artık şey bile yapmıyor, teşebbüs bile etmiyor yani, artık alışmaya başladık. Şimdi bu yeni hal bir süre bunun gerginliğiyle geçecek. Ama bu gerginlik şöyle ya da böyle olacak, bunu engellemenin bir yolu yok. Sadece bunu elimizdekilerin kıymetini anlamak için vesile yapıp bunu tölere etmek, kompense etmek için ekstra girişimlerde bulunursak, yani birilerini arayıp sorarsak, sosyal mesafeye rağmen bilişsel ya da gönül mesafemizi azaltmaya çalışırsak, o zaman bu süreçten iyi çıkacağız ve bir süre sonra bu şartlar ortadan kalktığında yine inşallah eskisi gibi tokalaşacağız, öpüşeceğiz, sarılacağız vesaire, bunların hepsini yapabilir hale geleceğiz. Ama şu dönem İnsanın ayılması için, özellikle sosyal ilişkiler anlamında kendine bir çeki düzen verebilmesi için çok 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 önemli bir dönem diye düşünüyorum. Yani sadece normale dönmek değil, ders almak da insanın vazifelerinden biri. İnşallah bu dönemde onu yapabiliriz. Hocam çok teşekkürler. Celal hocamızdan bahsettiniz, Celal Şengör hocamızdan. Sanırım telefonu yoksa bir tek onun yoktur dediniz. Bence Celal hocamız aslında son günlerde de Türkiye gündeminde yer aldı. Biliyorsunuz, siz de belki takip etmişsinizdir. Canlı yayında İlber hocamız konuşurken sanırım böyle bir iç geçme haliyle uyku hali arasında birkaç saniye bir tecrübe edinmiş oldu. Dolayısıyla bu konuda sosyal dürtü, arama sorma hususunda sanırım Celal hocaya da gidecek telefonlar artacaktır. Hocam şunu belirttiniz. İnsan bu süreçten ders almalı. İnsan bu süreci sadece yalnızlık olarak görmemeli. Bu sürecin bize katması gereken bilincine farkında olmalı dediniz. İnsanımız salgının ilk gününden itibaren evlere kapandıktan sonra belki bu amaçlarla, belki de geçmişte zaman bulamadığı, yapmak istedikleri şeyleri yapamayacağı fırsatı elde etme düşüncesiyle kendini bir takım konularda geliştirmek için adıyor. Etrafımızda da bu insanları görüyoruz. Kimi insanımız izleyemediği filmleri izlemek istiyor. Kimisi okuyamadığı kitapları okumak istiyor, almak istediği kursları almak istiyor ve aslında bu süreci dediğiniz gibi bilinçli bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Hem manevi olarak ders almaya çalışırken hem de madden bazı dersleri alabilmeye çalışıyor. Fakat bu noktada, yani bu sorunu açıkçası bir birey olarak ben de yaşıyorum, cevabını ben de çok merak ediyorum. Normal zamanda kitap okurken veya film izlerken ki konsantrasyonumu asla ve asla şu anda sağlayamıyorum. Belki bu içine düştüğümüz belirsizlikten, belki başkaca sebeplerden asla ve asla elde etmiş olduğum verimi bugünlerde elde edemiyorum. Ve bu birçok insanın şikayeti olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada ne yapabiliriz hocam? Bu problemi nasıl aşabiliriz? Bütün kitaplar tek bir şeyi anlamak için okunur. O da insanın kendisidir. Bu dönem özellikle insanın kendisini okuma teşebbüsleri için aslında çok güzel bir dönem. Birçoğumuz için büyük bir fırsat. Ama dikkat et, özellikle internette insanlar birbirine hep
İşte film tavsiyeleri, kitap tavsiyeleri, ya şu evde şu sporu yap, bu bilmem ne yap falan filan evet. diye devamlı. Sanki böyle işte eskiden akıl hastaları için occupational terapi, işte meşguliyet terapisi denen bir şey vardı. Devamlı onları böyle meşgul tutalım ki hani başımıza ekşimesinler diye. Böyle bir meseleye büründü ilk başlarda işte. Şimdi yavaş yavaş ondan sıyrılmıyor, görüyorum. Bu güzel bir şey. Çünkü siz eğer kendinizi okuma, kendinizi dinleme alışkanlığına sahip değilseniz, okuduğunuz kitapta, izlediğiniz filmde, dinlediğiniz müzikte, her şekilde sizi kendinizden uzaklaştıracak bir vesile haline gelir. Ve özellikle böyle belirsizlik durumlarında kendinizden uzak olmaya tek başınıza katlanamazsınız. Ve bence şu anda yapılması gereken en önemli şey, insanoğlunun kendi kendisiyle vakit geçirebilme becerisini tekrar kazanmaya çalışması. Onun da çok kıymetli bir yöntemi var. Size göstereyim canlı yayında. Şu gördüğünüz, acaba defter dediğimiz bir teknoloji var. Çok güzel bir şeydir defter. Bu da kalem. Bununla böyle aklınızdan geçen düşünceleri falan yazmaya başlıyorsunuz. Günde buna yarım saat vakit ayırıyorsunuz. Bir yazar olmanıza ya da yazdıklarınızı yayınlamanıza hiç gerek yok. Sadece duygularınızı, neler hissettiğinizi fark etmeye çalışıyorsunuz. Bu aslında bir nevi meditasyon. Yine mesela ibadet alışkanlığınız olsun olmasın, yani bir dini inancınız olsun olmasın hiç fark etmez. Ki böyle bir ritüel alışkanlığınız varsa daha iyi. Gün içerisinde bir kenara çekilip kendinize, yani dışarıdan bir uyaran olmadan, filmdir, müziktir, eş dost da zaten yok çok fazla etrafta. Bir durmak ve sadece kendini dinlemek konusunda bir alıştırma yapmak ve bunun ne kadar zor olduğunu daha önce hiç yapmamışsak bir tespit etmek lazım. Bu neden zor? Çünkü dilini bilmediğiniz bir ülkede turist olarak bir anda kendinizi bulmaya benziyor. Kendinizin dilini bilmiyorsanız onunla ne konuşacağını bilemezsiniz ve hakikaten hiç dilini bilmediğiniz birinin karşısında oflaya poflaya sıkılarak oturmak gibi sözsüz dilsiz kalırsınız. Ama eğer bu vesileleri, insan kendisiyle meşgul olmak, işte bir felsefecinin dediği gibi ıssız yerlerde kendisi için bir evren olabilmek yolunda kullanabilirse eğer, o zaman bu vakitler çok kıymetli olacak. O bahsettiğin konsantrasyon bozukluğu, bugün Vedat Milor'un da videosunu gördüm. Yani evdeyim işte çok güzel çalışacağım falan derken böyle bana bir tembellik bastı diyor. Yani bir şey evet. yapasın gelmiyor diyor. İşte o tembellikler, o konsantrasyon bozuklukları, o harekete geçme zorluklarının tamamı içsel bazı duygusal mesajlar demek. Bize bir şeyler mesaj veriyor. Diyor ki ya tamam yapacağım ama önce bir benle ilgilen. Bende bir sorun var. Ben şu anda önümü göremiyorum. Ne olduğumu şaşırdım. Değerlerimiz, rutinlerimiz, her şeyimiz bir dağıldı. Gözünü seveyim, acık bana pış pış yap, benimle ilgilen falan diyor içeriden birileri. Ve bizim ona vakit ayırdığımız kadar hayatımızdan verimli dakikalar elde edeceğimizi kesinlikle söyleyebilirim. En fazla okumamız gereken kitap Ben dediğimiz kitap. Ona iyi bakmak lazım. Biz hocam, hep söylüyoruz, işte Açık Beyin'de de çok söylediğimiz kendine iyi bak göreceksin diye bir sözümüz var mesela. Ne görmek istiyorsak onun yeri kendimize bakmakla ilgili. Çok teşekkür ederim hocam. Bu konuyla alakalı sorumu sormadan önce ben arkadaşlara tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu anda 1000'in üzerinde katılımcı arkadaşımız bizleri izliyor ve yorumlarla yayına katıldıkları ve kalpleriyle eşlik ettikleri takdirde çok teşekkür etmekle beraber teknik bazı sıkıntılara sebebiyet veriliyor. Hem sizin evet, hem bizim açımızdan yayını yavaşlatacak gelişmeler bunlar. Başında duyurduğumuz gibi hocamıza sorularımızı ileteceğiz. Fakat bu yorum aracılığıyla değil, hemen telefonlarınızın ekranın aşağı kısmında soru bölmesini göreceksinizdir. Oradan sorularınızı iletirseniz ben programın birazdan geçeceğimiz ikinci kısmında sadece sizlerin sorularını yönelteceğim ve hocamızdan cevaplarını rica edeceğiz. Hocam kendinize bakmanız lazım dediniz. Durup düşünmeniz lazım dediniz. Kendinize iyi bakarsanız kendinizi daha iyi tanıyacaksınız dediniz. Aslında bu süreç bu dediğinizi yapabilmek adına çok müsait zamanlara sahip ve bu süreçte belki de geçtiğimiz günlerde bunu yapamayacakken bugün rahatlıkla bunu yapabiliriz. Ama bu belki bir bahane olabilir. Kimisi için belki kabul etmeyebilirsiniz de. Önümüzde çok ciddi bir belirsizlik var. Hem ekonomi anlamında, hem sağlık anlamında, hem sosyal yaşantılarımız az önce dediğiniz gibi asla eskisi gibi olmayacak mı sorusu zihinlerimizi meşgul edebiliyor. Şimdi bu durumda çok ciddi bir değişimin
ve belirsizliğin bizi beklediği aşikar. Bu rutin yaşam ve belirsizlikler bizi kısıtlıyor mu? Bu belirsizlik duygusu az önce size iletmiş olduğum konsantrasyon bozukluğunun sebebi olabilir mi? Bu belirsizliğin ve bu değişimin insan beyni üzerinde ve psikolojisi üzerinde etkileri neler olabilir hocam? Hani bir söz var ya, elinizdeki tek araç çekiçse her şeyi çivi olarak görmeyi meyillisinizdir diye. Şimdi çoğumuz aslında hayata çok dar bir alet çantasıyla salındık. Bize bir görev, bir toplumsal rol, bir meslek verdiler. Bir rutin verdiler. Biz onun içinde yaşayıp gidiyorduk. Ta ki koronavirüs gelip elinin tersiyle güm diye vurana kadar. Evet. Şimdi düşün, hayatın boyunca hayatını nasıl kazanmışsın? Bir çekicin var, her bulduğun çiviyle tak tak vuruyorsun. Bir şey oldu ve bir değişim oldu. Ve değişimin sonucunda şöyle bir durum var. Artık çivi diye bir şey olmayabilir. Elindeki evet. Çekiçle kala kaldın değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Eğer sadece çekicimiz varsa, ki çoğumuz şu anda bu durumdayız. Kendimizi sadece o rutinin içinde var hissedebiliyoruz. Bu durumda gerçekten strese girmek kaçınılmaz. Çünkü belirsizlik dediğimiz şey böyle bir durumda söz konusu ve çok yıkıcı. Ama belirsizlik zaten tabiatın ana kurallarından bir tanesi. Mesela biz evrimsel biyolojide 5 sene, 5 bin sene ya da 5 milyon sene sonra ne olacağını mümkün değil, öngöremeyiz. Çünkü evrim kaotik bir süreçtir. Çevre şartlarının, organizmanın, şunun bunun değişimlerinin ortak sonucu olarak çıkar ve biz ancak olduktan sonra bunu görebiliriz. Yani önceden tahmin edebilmen, yani bir maçın sonucunu önceden tahmin etmek gibidir. Yani mümkün değildir eğer şike mike yoksa. Yani işte normal bir futbol maçından bahsediyorsak. Şimdi tabiat böyle bir belirsizliğe rağmen 3,5 milyar yıldır milyarlarca canlı türünü bu dünyaya getirmiş ve müthiş bir yaratıcı faaliyetin arenası olmuş bu dünya. Soru şu, bu kadar belirsizlik içinde bu kadar muhteşem canlılık dediğimiz şey nasıl oluyor? Yani biz belirsizlik durumunda canlılıktan ders alabilir miyiz acaba? Belirsizlikle baş etmek için tabiat bize bir taktik veriyor mu? Veriyor. 160 yıldır Darwin bunu formüle ettiğinden beri aslında, keşke anlasaydık temel düzeyde. O zaman hayatlarımız çok daha farklı olacaktı. Mesela benim çok ciddi bir, hani kendimi yakın hissettiğim bir komplo teorisi var. O da dünyada bazı ülkelere, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi, halkına özellikle biyoloji ve evrimin öğretilmediği ve insanların bu konuda zayıf bırakıldığı, elinden en iyi araçlarını alıyor biyoloji bilmemek. Nedir o araçlar? Tabiata bakacak olursak, tabiat belirsizliğe karşı tek ve basit bir strateji kullanır. Her üremede, her bölünmede, işte tek hücreli bir canlı ise her bölündüğünde ya da eşeyli üreyen bir canlı ise bizim gibi, her kadın erkek birleşmesinden çıkan yavru da farklı bir çeşit üretir. Hiçbir insanın parmak izi birbirine benzemez, biliyorsunuz. İşte biz bunu adliyede insanları ayırmak için kullanıyoruz. Neden bu kadar benzersizlik var? Tabiatta hiçbir şeyin birebir aynısı yoktur. Tabiat sürekli çeşit üretir. Peki neden bu kadar masraf ediyor? Yani niye tıpkı basın bizim makineler gibi bir şey yapıp laf 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 geçmiyor da her birini benzersiz üretmek üzere programlanmış? Çünkü biz çok çeşitlilik üretebilirsek, yani canlılık bunu yapıyor, görüyoruz. Çok çeşit üretiyor ve her türlü değişen koşulda o olmazsa öbürü hayatta kalabiliyor ve böylece canlılık devam edebiliyor. Şimdi siz çekiç yerine çantanızda vida, çivi, lastik, yay, efendim İngiliz anahtarı, kürdan ve diğer bilimum aletleri taşıdığınızı ve bunların hepsini kullanabildiğinizi düşünün. O zaman çivi kaybolacak diye endişelenmezsiniz. Yapabilecek başka bir şey bulursunuz. Çünkü çantanızda, dağarcığınızda çok fazla şey vardır. Şimdi belirsizlik dönemleriyle baş etmek için doğadan ders alanlar şunu yaparlar. Bir, benim yaptığım iş neydi? İki, yeni dönemde ne olursa ben bu işi nasıl yapabilirim? Yani bu işi yapamayacak halde mi gelirim, yoksa şeklini mi değiştirmem gerekir? Değiştirmem gerekirse ne tip şekiller var ve neler olabilir? Sürekli olarak gün be gün bunları izleyip kendini geliştirme sürecine girmesi lazım. Kendini geliştirme dediğimiz şey davranış repertuarını, beceri repertuarını çoğaltmak demektir. Ve davranışsal çeşitliliği, repertuar çeşitliliği olan bir insanda belirsizlikten korkmaz. Tam tersine belirsizliği dört gözle bekler. Gelsin ki ben diğer yeteneklerimi de kullanabileyim diye. Şimdi maalesef çoğumuzu strese sokan şey, dediğim gibi, hayatı tek bir şeyle tanımlamışız. O şey olmayınca biz olmayacakmışız gibi geliyor.
Benim biyografimde yazar kitaplarda, kendim için kullandığım ifade, hayatın tek bir işle uğraşmak için fazla uzun, insanın tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna eminim ben. Dolayısıyla tek bir şey için burada değiliz. İşte maişet motorunu döndüren işimiz bizim sadece bir parçamız. Onu öyle değil böyle de yapabiliriz. O işte değil bu işte de çalışabiliriz. Yani zaten bir inancınız varsa, yani işte rızık mızık diye bir şey inanıyorsanız, o bir yerde zaten sizi bekliyordur. Siz sadece çaba gösterin, o olacaktır. Ha, buna inanmak zorunda da değilsiniz ama neticede çabanızın karşılığı olarak bir şeyleri elde edebileceğinizi bilirsiniz. Ama onun dışında bu dünyaya pozitif katkı vermemiz gereken yerler var. Mesela biz şimdi fark edeceğiz biraz daha sert. Sporu televizyonlarda sporcular oynarken izlemeye indirgedik. Sağlığımızı hekimlere bıraktık. Sanatı sanatçıya bıraktık. İşte ne bileyim, haklarımızı ve özgürlüklerimizi hukukçulara bıraktık. Her şeyi bir profesyonel meslek zannetmeye başladık ve sıradan insana hiçbir iş kalmadı. Bilim insanın işi falan dedik. Ben bunlardan anlamam dedik. Ya enteresan bir şey, bugün yine bir başka konuşmada da söyledim. Yani bir takımın yedekleriyle beraber bir futbol takımının işte 20 küsur futbolcusunu, yönetim kadrosunu, başkanını bir nefeste sayabilen insan mesela dalağının böbreğinin yerini bilmiyor vücutta. Yani şimdi bu garip bir öncelik sıralaması. Çünkü biz esas ilgilenmemiz gereken şeyleri bırakıp hiç işimiz olmayan şeylerle vakit öldürmeyi tercih etmek zorunda bırakılmış insanlarız. Böyle eğitiliyoruz çünkü. Halbuki ben nasıl bir şeyim, kabiliyetlerim nedir, işte neye yatkınlığım var, mesela bir tarafta içimde bir sanatçı mı var, bir anlatıcı mı var, bir işte gizli bir öğretmen mi var, bunları bulmak için çaba sarf etmiyoruz. Sarf eden insanlara da deli gözüyle bakıyorduk bu zamana kadar. Böyle belirsizlik zamanlarından çıkanlar alet çantalarında fazla repertuarı olanlar olacaktır. Ve değişim dönemlerinin en büyük özelliği gözünü açık tutup fırsat tespiti yapmaya çalışmaktır. Sadece eski hayatıma ne zaman döneceğim diye beklerseniz kurban olursunuz ve sistem sizi kurban eder. Ama gözümüzü açıp da eğer bakarsak fırsatlar nedir diye, o zaman fail ve yapıcı oluruz. Gelecek dönemde de çok şükürler hayatımıza devam ederiz değişik düzeylerde. Umarız. Hocam ağzınıza sağlık. Bugüne kadar insanoğlu artık şunu sorgulamaya başladı diye düşünüyorum. Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle her şey çok hızlılaştı. Ve günümüzde yaşadığımız tarihsel gelişmelerin aslında çok küçük, dünya tarihi için çok küçük bir nokta olduğunu dünü ve yarını değerlendirerek fark etmeye başladık. Umarım bu salgın süreci de insanın iş dünyasını fizyolojik ve biyolojik olarak düşünerek geçirdiği ve aslında koca yaratılmış alemde bizlerin ne denli aciz olduğu ve etkinin ne denli küçük çaplı olduğunu düşünmek için de çok uygun bir fırsat olacaktır diye yorumlamakla beraber hocam çok teşekkürler. Artık programımızın belirttiğimiz gibi ikinci kısmına geçmiş olduk. Bu kısımda izleyici arkadaşlarımızın sorularını sizlere yöneltmeye başlayacağım. Hocam en çok merak edilen husus şu. Özellikle salgın eğitim camiasında çok ciddi bir şekilde etkiledi. Çünkü eğitim bugüne kadar aslında sadece ve sadece fiziksel olarak, hatta Mahmut Hoca buna muhalif bir şekilde davransa da, fiziksel olarak belli sıralarda oturulup, belli hocaların karşısına geçilip, belli şekilde dinlenerek geliştirilebilecek veya aktarılabilecek bir done olarak görüldü. Ama günümüz dünyasında salgından ötürü bu imkan ortadan kalkmış durumda ve ilkokullar, liseler, üniversiteler hepsi kendi çapında, kendi mecralarında online eğitime geçmiş durumda. Bu noktada da hiç ama hiç alışık olmadığı bir sistemle öğrenci karşı karşıya. Ben hukuk fakültesinden yeni mezun oldum. Belki böyle bir stresim yok ama bizi izleyen şu anda eminim ki yüzlerce hukuk fakültesi öğrencisi vardır. Ben onlar adına size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Normal bir insan dahi bu belirsizlikle mücadele edemiyorken eğitim gibi, sınavlar gibi, projeler gibi sorumluluğu olan öğrenciler bu belirsizlik döneminde uzaktan eğitim sisteminde nasıl davranmalıdır? Kendilerine bu süreci en faydalı şekilde nasıl katkı sağlamasını oluşturabilirler? Bu durumda özellikle sınav stresi bu süreçten bağımsız olarak mevcut olan bir şeyken belki de 2'ye 3'e katlanmış durumda. Öğrenci bunlarla nasıl mücadele edebilir hocam? Çok zor mücadele edebilir. 4/3'ünüz sınav zamanları kabus olacaksınız. 4/1'inizde ishal olacaksınız. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Çünkü bu stres hakikaten çekilir stres değil. Değişim dönemlerinde öğrenci olmak gerçekten lanet gibi bir şey.
Çünkü tam da böyle işte okul bitecek, diploma alacağız, işe başlayacağız derken amanın bir bakıyorsunuz ne okul kaldı ne iş kaldı. Her şey, yani böyle bir durum zaten daha önce insanlık tarihinde başımıza gelmiş değil bu boyutlarda. Dolayısıyla çok garip bir halle karşı karşıyayız. Fakat zaten uzunca bir süredir bizim bu eğitim dediğimiz mesela patlamış vaziyette de biz farkında değildik. Hala mış gibi yapıyorduk. Yani mesela diploma verdiğimizde bir insanın yetkin olduğunu kabul ediyorduk. Mesela psikolog diploması verince o kişinin psikolog olduğunu zannediyorduk. Biyolog diploması verince biyolog, hukukçu diploması verince hukukçu olduğunu zannediyorduk. Halbuki öyle değil. Diploma bir okundu belgesidir. Yani bu adam bunları okudu belgesidir. Esas mesele yapabilmektir. Mesela biraz önce psikolog Hilal Bebek'le onu konuşuyorduk. Kendisi de bizim Açık Beyin kanalda sıklıkla görürsünüz şeylerini, eğitimlerini. O da mesela birçok eğitim, birçok senden de bahsedeceğim. Birçok eğitim, birçok sertifikasyon aldın ama bunların çoğunun CV'sine yazmadığını söylemişti. Haklı çünkü sertifikasyonlar onu yapabilmek anlamına gelmiyor. O sertifikasyon sadece konuyla ilgili eğitim aldığınızı gösteriyor. Ama bir şeyi uzun süre uyguladığınızda ancak o sizden bir parça oluyor. Sizin kimliğinizin ya da profesyonel yeteneklerinizin bir parçası olarak kabul edilebiliyor. Şimdi dolayısıyla sertifika dağıtmak, diploma dağıtmak falan hikaye. Yani bunlar artık geçerli olmayan şeyler. İhtiyacımız olan artık insanlara kendi istediklerini öğrenebilecek, kendi amaçları doğrultusunda yeteneklerini geliştirebilecekleri öz disiplini ve öğrenmeyi öğrenme dediğimiz beceriyi kazandırmak. Şimdi bu iki konu çok önemli. Şimdi mesela evinde oturan öğrenciler, ben her gün online ders yapıyorum işte. Biliyorum arkadaşların çoğu kamerayı açmıyor çünkü artık yataktan kalktığı gibi gelmiş saç baş bir tarafta. Özellikle kızlar hiç kamerayla girmiyorlar mesela. Ev haliyle ders alıyorlar. Ama bakıyorsun derse girer gibi, yani okuldaki derse girer gibi giriyor o derse. Halbuki okuldaki derse girerken 50 kere onlara da anlattım. Biz aslında psikolojik bir şey yapıyoruz. Nasıl derler? Hazırlık yapıyoruz. Bir işte evde hazırlanıyoruz, giyiniyoruz, çıkıyoruz, bir otobüse biniyoruz, neyse okulumuza gidiyoruz. Orada bir sınıf diye bir yere giriyoruz, hocayı bekliyoruz. Böyle bir sürü ritüel ve hazırlık var. Ve bu hazırlık mecburen bizi derse konsantre ediyor. Hani konsantrasyonumuz çok bozuk bile olsa o bağlamda bir şey öğrenebiliyoruz. Ama şimdi evde bunların hiçbiri yok. Evde haldır küldür mutfaktan ağzında yumurta bulaşığıyla gelip derse oturabilirsin. Dolayısıyla bu dersi bir kere derste dinlemenin kimseye bir faydası yok. Beyin bunu almaz. Çok tekrar edilecek. Tekrar edilirken yani bunlar offline videolar olarak konuyor zaten bütün derslerimiz bizim. O videolar izlenecek. O videolardaki her konu muhakkak Alev Alat da söylerdi. İnternete tuzluk gibi öğrenme kullanmazsanız siz de öğrenirsiniz diye. Her kelime, her bilinmeyen kavram, her soru işareti önce bir Hazreti Google'a sorulmalı. YouTube'da aranmalı. Google Images de gerekiyorsa Google görsellerde bakılmalı. İnternet kaynaklarından bilgimizi tamamlamak için programlı zaman ayırmak zorundayız. Akabinde bu eğitimin tamamlanabilmesi için bir sınıf ortamına girilmeli ve inşallah ileride okul bu işe yarayacak diye umuyorum. Bu sınıf ortamına girildiğinde de o öğrenilen şeylerin açıkta kalanları, soru işaretleri hocayla sosyal ortamda bilmem ne halledilmeli. Şimdi de interaktif derslerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Neticede belirsizlik dönemlerinin olması öğrenci için de aslında iyidir. Neyi yapmak istediğini biliyorsa, amacı belli ise, bir hayali ve hedefi var ise yapacağı iki şey var. Bir, öz disiplin geliştirecek, kendi çalışma programını oluşturacak. 2 günde 1 saat de olur. Ama yeter ki ona sadık kalsın, yeter ki isteğine, arzusuna göre çalışabilme noktasında kendini disipline edebilsin. İkincisi, öğrenmenin sırlarını öğrenecek. Google nasıl kullanılır? Veri tabanları nasıl kullanılır? Bilgi nasıl sorgulanır? Kaynağın güvenilirliği nasıl araştırılır? Doğru, yanlış bilgi nasıl ayırt edilir? Bunların artık ustası olmak zorundayız. Yeni dönemde okulun en büyük işlevi öğretmeyi öğretmek olacak. İnternette bulunabilen bilgi için saatlerce ders yapıp öğrenciye bir şeyler anlatmaya çalışma eblehliğini de inşallah yakında bırakacağız. Çünkü vaktimiz kıymetli. İsteyen gitsin bunu öğrensin. Bilginin derinleşmesi için bizim insanlarla buluşmaya, hocalara ve akademik kürsülere ihtiyacımız var. Üniversite ders verilen bir yer değildir. Üniversite bilginin üretildiği
ve üretilen bilginin yayıldığı yerdir. Yani bu hem üniversite öğrencilerine hem halka bilginin yayılması gereken yerlerdir. Maalesef bizde lisenin devamı gibi bir pozisyona bürünmüş durumda çoğu yerde. İnşallah bu alışkanlığı terk etmemiz için de bir vesile olur. Öğrenci arkadaşlara bir tek şey söylerim son olarak. Eski bir deyişimiz vardır. Kabz olmadan bast olmaz. Yani sıkışma olmadan genişleme olmaz. Çok özel bir zamandasınız. 19. Solvay konferansının hatıra fotoğrafını arkadaşlar Google Image'de bulup baksınlar. O fotoğraf Solvay konferansında katılan fizikçilerin resimleri var. En az 15 tane, 10-15 tane Nobel ödüllü adam var o fotoğrafta. Şimdi buradaki soru şu. Fotoğraf 1924 yılında mı ne çekilmiş? Bu fotoğraftaki insanların nasıl oluyor da 15'i birden hem aynı kareye giriyorlar hem Nobel ödülü alıyorlar? Nasıl oluyor bu? Yani bunların hepsi mi süper zekiydi? Eğitim sistemleri mi çok iyiydi? Neydi? Hayır. Lütfen tarihlere baksınlar. 1918 Birinci Dünya Savaşı bizim işte o Çanakkale'lerin, Marakkale'lerin olduğu zaman. 1940-45 İkinci Dünya Savaşı 38-45 arası. Hitler gibi bir zalimin zulmünde inleyen dünya, Yahudilere yapılan baskılar. Yani dünyanın her cümerç olduğu, hatta salgın hastalıkların bilmem ne milletin canını okuduğu dönemler. İşte o dönemler kabz dönemleri, sıkışma dönemleri ve Avrupa'daki zihniyet bir çare aradığı için, cesaretini topladığı için bu kadar Nobel ödüllü insanı bir arada yetiştirdi ve fiziği kökten devirip bugün adına görelilik, kuantum fiziği, sicim teorisi dediğimiz her şeyin temellerini atmış oldu. Dolayısıyla o fotoğrafı herkes bassın ve duvarına assın. Eğer işte ya sınavlar yapılamıyor, ben ne yapacağım diye düşünüyorsa o fotoğrafa baksın. Oradaki insanların çoğunun ayağındaki ayakkabı yırtık. Ona dikkat etsinler. Çoğunun ayağında ayakkabısı yok. Ve bizim aynı Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra o yalın ayak başı kabak Cumhuriyeti kuran ekip de aynı şeyi yapmaya çalıştı. Biz biraz talihsiz kaldık, çok sürdüremedik o işleri ama aynı azimle, aynı kararlılıkla işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. Türkiye'de fabrikalar, üniversiteler falan. Fakat biz biraz işte galiba yeterince acıtıcı bir sille yememişiz ki biraz fazla hızlı unuttuk. Tekrar konfor alanına oturmaya çabaladık. Hele şimdi birazcık rahatımız bozulunca hemen coşuyoruz. Tekrar söyleyeyim, meclisin açılış fotoğrafıyla ki aralarında 4 yıl var galiba yanılmıyorsam. Solvay konferansı fotoğrafı yan yana koysunlar. Ondan sonra da halimize şükretmediğimiz her an çarpılacağımızı herkes bir aklına getirsin. İnancı olup olmaması fark etmiyor. Herkes çarpılabilir. Kozmik nimetlerin kıymetini bilmezseniz tokadı yersiniz. Benim evrenden öğrendiğim yasa budur. Hocam çok teşekkürler. Anladığım kadarıyla özetlemeye çalışacak olursam aslında yaşadığımız imkansızlıkları bir fırsata çevirmeyi, klişeden öteye giderek gerçekten bu yokluğu tekrar yaşamamak adına bir üretimin paydası olması noktasını öğrencilere tavsiyede bulundunuz. Muhakkak. Fakat biz de bir gençlik komisyonuyuz ve gençlerin sesi olmak, bu yayında da gençlerin sesi olmak bizim görevimiz. Hocam öğrencileriniz de sanırım yayınımıza gelmiş bulunmakta. Hem sizin öğrencilerinizin hem de bizim üniversitelerde çalıştığımız öğrencilerin ortak birkaç sorusunu müsaade ederseniz size yöneltmek istiyorum. Bunlardan birincisi, öğrenciler somut olarak bu süreçle mücadele etmek adına nereden başlayabilir? Diğer bir ikincisi de perspektifi değiştirerek şu şekilde, hocalar bu süreçte öğrenciler için neler yapabilir? Baktığımız zaman, lütfen yanlış anlamayın, sözüm meclisten dışarı, ancak insan, bunu sizin karşınıza söylemek ne haddime bilmiyorum ama insanoğlu yaş ilerledikçe, belli bir deneyime sahip oldukça gerek egodan dolayı gerekse bazı iletişim sorunlarından dolayı ben oldum demeye başlıyor ve değişime kapalıyor. Bunu her birimiz yaşıyoruz. Ve akademisyenlerde genellikle hocalarımızın yaş ortalaması lise veya ilkokula göre çok daha fazla. Ve yeni sistemi aslında bir kısmı da olsa uzak durumda. Hocalarımız bu süreçte değişimi, hepsi için konuşmuyorum tabii ki, reddediyorken veya değişim sürecinde böylelikle sancılar yaşıyorken öğrenciler bununla ne kadar mücadele edebilir? Somut nelerden başlamalı? Somut olarak ne tavsiye edersiniz? Ve hocalara tavsiyeniz ne olur? Hocalar bu süreçleri öğrenciler için daha kolaylaştırabilmek adına ne gibi faaliyetlerde bulunabilir? Benim yaş bandımı geçmiş hocalara çok bir tavsiyem olamaz. Çünkü onların çok değişmeyeceklerini biliyorum. Yani yaşlar böyle işte 50 plus olduğu zaman artık insan hayatında belli bir oturmuşluk yaşıyor.
Fakat bu şu demek değil tabii ki. Yani ben oldum ve tamamım deme hali patolojik bir haldir, sorunlu bir haldir. Çünkü bir insan bilmiyorum dediği zaman hızla kanatını kapatan bir kuş misali baş aşağı düşmeye başlar. Evet. Zira tevazuunun ve öğrenme aşkının kaybı insanı insanlıktan çıkaran en önemli şeydir. İnsanı bir ofis sandalyesine dönüştürür ve bütün işlevini kaybettirir yani. Dolayısıyla benim hayattaki en önemli iki mottom hayatta bir, nereden biliyorum diye kendime çok sorarım. İki, bilmiyorum derim. Özellikle şüphem olan bir konuda bile soru geldiğinde ya da düşünürken bunu nereden biliyorum diye sorduğun zaman genellikle verdiğim cevap bilmiyorumdur. Bir insan bilmiyorum diyebiliyorsa öğrenmeye başlıyor demektir. Gelişmeye başlıyor demektir. Gelişmeye açıktır, öğrenmeye açıktır demektir. Ama biliyorum diyorsa, ben tamamım ya, bu bilgi işte, bunların hepsi aptal, bir tek ben doğruyu bildim diyorsa eğer, o insan için yapacak çok fazla bir şey yok. Dünyada yaşadığımız sorunların, insan olarak yaşadığımız sorunların hemen hemen tamamı insanlarla ilgili. Yani buraya dikkat edin. Doğayla biz bir sorun yaşamayız. Bizim yaşadığımız sorunlar genellikle insanlarla ilgilidir. Ve biraz önce dedim ya, kabz olmadan bast olmaz. Bizi sıkan şeyler zaten diğer insanlarla ilgili sorunlardır. Biz o sorunları nasıl aşabileceğimizi öğrendikçe gelişiriz. Yani o bahsettiğiniz işte gelişime kapalı, yeni sisteme adapte olmayan hocalar, sizi engelleyen insanlar, yolunuza taş koyan, belki ileride mobbing yapacak, bilmem ne yapacak bir sürü insan olacak. Mesela terbiyeyi terbiyesizden öğrendim diye bir lafı var birinin. Kim bilmiyorum ama çok güzel bir sözdür. Terbiyesizliği görmezseniz terbiyenin ne olduğunu bilemezsiniz. Kötüyü görmezseniz iyiyi fark edemezsiniz. İkisi arasındaki kontrastı belirleyecek olan şey sizin bununla karşılaştıktan sonra neyi tercih edeceğinizdir. Dolayısıyla bu insanlar karşınıza çıktığında mesela ben de şeyim, yani ben de çok iyi bir hoca sayılmam. Benim öğrenciler burada varsa çok unutuyorum sınavlarını, dersler bazen kaçırıyorum. İşte böyle gündem yoğunluğundan şöyle böyle. Ama mesela öğrencilerimle ilgili hep özür dilerim, hep onu telafi etmeye çalışırım. Yani bunu şöyle, ulan siz de gençler, sizle mi uğraşacağım falan. Böyle bir moda girdiğim zaman zaten saçma sapan bir şey olur. Ve böyle insanlar da oluyor maalesef. Böyle bir insanla karşılaştığınızda ya da benim gibi bir insanla. Mesela derslerini arada bir unutan olabilir işte. Yani işte verdiği sözü unutur, aramaz, dönmez, tez öğrencisinin tezi gecikir. Öyle şeyler oluyor bende çok. Şimdi bununla karşılaştığınız zaman durumu kişi bazında değerlendirerek bir kere bundan alacağımız dersi çıkarmamız lazım. Mesela ben bütün öğrencilerime söylüyorum. Bak, bana diyorum tez öğrencisi olarak başvurmayın. İlgilenemem sizle. Yani böyle böyle durumum. İşte yoğunum, yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum. Yok illa diyorlar. Ondan sonra ben diyorum ki bak, bir şey öğrendin mi? Bir senedir benlesin. Bak, bu başına gelen şu anlama geliyor diye beraber ders çıkarmaya çalışıyoruz. Özetle insani problemler aşılacak değil, anlaşılacak şeylerdir. Onları aşmaya, dolaşmaya değil, anlamaya çalışalım. Ve kendimize dersimizi aldıktan sonra uygun bir rota çizerek buradan çıkalım. Bunlardan kaçınamayacağız. O hocadan kurtulursun, bu patrona, bu patrondan kurtulur, o eşe rastlarsın. Dolayısıyla onlar senin hayatını mantar etmeye devam eder. İnsan, insana rağmen yaşayabilmeyi becerebildikçe insanlaşır ve gelişir. Dolayısıyla etrafımızdakilere bir de bu gözle bakacağız. Bir de şunu unutmayalım. Bir kötülüğü kötülük diye görebilmeniz için onun bir kısmının sizde olması lazım ki onu algılayabilirsiniz. Bu hem tasavvufi olarak hem nörobilimsel olarak böyledir. Tanımını bilmediğiniz bir şey göremezsiniz. Ya da bir şey bu iyi diyorsanız o iyiliğin sizde de biraz olması lazım ki iyiliği görebilirsiniz. Dolayısıyla kötülük sizi rahatsız ediyorsa hemen dönüp kendi içinizde kötülükle bir uğraşın. Bakalım sizdeki nüshası neymiş? Onu iyileştirmeye çalışın. Bir süre sonra onu görmez olacaksınız. O da zaten var olmayı kesecek. Ortamda artık var olmayacak. Böyle sihirli de bir tarafı vardır bu işin. Çok uzun bir meseleyi böyle lafa boğmak istemiyorum ama bana sorulan soruların hepsinin tek bir cevabı var. Onu bunu bırakın, kendinizle uğraşın. Genç arkadaşlara söyleyebileceğim tek şey bu. Tek iktidar alanınız kendinizsiniz. Değişim dönemlerinde, belirsizlik dönemlerinde, büyük devrim dönemlerinde, dönüşümlerde öncü olanlar, geleceği inşa edenler kendisine iyi bakan, kendisini iyi tanıyan insanlardır. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Bütün vesileleri bunun için kullanmalarını tavsiye ederim. Hocam çok teşekkürler. Bu bahsettiklerinizi uygulayabilmek belki belli bir sınırları olan çerçeve içerisinde kolay olabilir. Örneğin biz sonunu bildiğimiz bir günün gelmesini iple çekebiliyoruz ve kendimizi o sona hazırlayabiliyoruz. Veya çok yakın tarihte Ramazan ayına girmiş olacağız ve inanan
inanıp da oruç tutan insanlar için belli bir yemekten ve içecekten uzak kalma periyodu başlayacak. Ama o insanlar bilecek ki ben bu süre geldiğinde yemeğimi de yiyebilirim, suyumu da içebilirim diyecek. Buna insanoğlu hazırlanabiliyor. Bu insanoğlu için görece kolay bir durum. Fakat biz bu durumda, bu belirsizlikte salgının ne kadar süreceğini hiç kimse bilmiyor. Her geçtiğimiz iki haftada bu iki hafta çok önemli diye tüm siyasiler ve dünyadaki diğer siyasiler açıklamalar yapıyor ve insanın zihninde koca bir soru işareti oluşuyor. Biz bu belirsizliğin bile ne kadar süreceği belirsiz iken uzayan belirsizliklerde kendimizi nasıl motive edebiliriz? Zihnimizi bu sürece nasıl hazırlayabiliriz? Kendi motivasyonumuzu nasıl yüksek tutabiliriz? Marjinal bir örnek vereyim. Şimdi yarın bu her şey, her türlü düzen değişti ya. Senin yarın bir gün aklına bir fikir geldi. Bir application yaptın. Ve neyse bu application'ın konusu bir cep telefonu uygulaması. İnsanlar evde olduğu için mesela işte 1 lira paraya işte application marketlere koyduğun uygulaman 1 milyon kişi tarafından indirildi. Ve sen bir anda zengin oldun. Evet. Ve sürekli olarak bu application'ı geliştirdikçe daha fazla para kazanıyorsun. Hı-hı. Şimdi sen belirsizlikten şikayet eder misin? Ben para kazandıkça zaman etmem sanırım hocam. Nasıl? Parayı kazandıkça sanırım insanoğlu belirsizlikten şikayet aynen etmeyecektir. Buradan fayda devşirmeye başladığınız zaman o endişeniz azalacak. Bakınız ben de bu dünyada yaşıyorum. Ben de homo sapiensim. Ben de orta risk grubunda virüs enfeksiyonuna az da olsa hani ağır hasta olmaya yatkın grupta yer alıyorum. Fakat benim endişelenmeye hiç vaktim yok. Çünkü şimdi bu durumda mesela sizinle yaptığım şeyi yapmak zorundayım. Onları yazmak, onları yayınlamak, o işte eğitimlerimi yürütmek vesaire. Yani yaptığım işi daha hızlı ve daha verimli yapmak zorundayım. Dolayısıyla benim endişelenmeye vaktim yok. Söylemeye çalıştığım şey, belirsizliğin süresi de belirsizse şimdi şu anda ne yapabiliyorsanız ona başlayın. Alev Alaaddin'in bir sözünü de hatırlatayım son olarak. Dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla. Ve mükemmelin iyiyi öldürmesine izin verme. Mükemmel yapacağım derken hiçbir şey yapmadan koca ömürler geçiyor. Dolayısıyla evet, ne yapabiliyorsan onunla başla. Dünyanın nasıl değiştiğini göreceksin. Eğer zihinsel de olsa yaptığın işten bir zevk ve ödül alabiliyorsa insan, ne belirsizlik kalır, ne sıkıntı kalır, ne stres kalır, ne endişe kalır. Onu da net olarak söyleyebilirim. Bunu tabii herkes yapamayacak. Böyle söylemesi kolay, evet, yapması zor bir şey. Niyet eden, çabalayan, niyet eden, gayret eden ve cesaret eden yapabilecek. Niyet, gayret, cesaret üçlüsü diyorum ben buna. Buna niyet etmek önce, sonra gayret etmek ikincisi. Bir cesaretle bir şeye başlamak ise zaten çorap söküğü gibi gerisinin gelmesine sebep oluyor. Hocam çok teşekkürler. Cümle arasından aldığın notlardan biri de endişelenmeye vakit bulamıyorumdu. Sanırım bu da zımni olarak bizlere bir mesajdı. Biz sizlerin daha fazla vaktinizi almadan yavaş yavaş yayını sonlandıralım istiyoruz. Son bir ufak soru, son bir ufak cevap rica edip daha sonrasında sizlere teşekkür ederim. Dilerseniz yayını sonlandıralım. Hocam son olarak ülkemiz insanı için, milletimiz için, vatanımız için bu süreci nasıl daha olumlu hale getirebiliriz? Varsa sadece psikolojik açıdan değil, vatandaş gözüyle de sizlerin yorumunuzu merak etmekle beraber son soruyu iletmiş olayım. Birkaç tavsiyem olmuştu benim ilk günlerden itibaren, hala tekrarlıyorum. Bir, haber seyretmeyi artık bırakın. Aldığınız veri, evet, miktarını sınırlayın. Bu kadar olumsuz haberle olumlu bir şey düşünmek mümkün değil. Beynin temel kuralı. Gül girerse gül çıkar, çöp girerse çöp çıkar. Bu kadar. Burayı neyle beslersen ağzından da o çıkar, düşüncenden de o çıkar. Güzel şeylerle, yani bizi iyi hissettirecek şeylerle uğraşalım. Korku filmi seyredeceğimiz, açık romantik komedi falan seyredelim mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ruh durumumuzu iyileştirecek şeyler. Yeni bir meşgale edinelim. Şimdi çok lazım. Yeni, daha önce yapmadığımız bir şey. Ne olursa olsun. Puzzle da yapabilirsiniz. Duvar da boyayabilirsiniz. Atıyorum arkadaşlarınızın sivilcelerini sıkabilirsiniz. Ne istiyorsanız şey yapın yani. Yeter ki daha önce yapmadığınız bir meşgale edinin. İnsanları arayın ve sorun. Özellikle yakın çevrenizde, etrafınızda muhtaç insanlar olabilir. Onlara bakın, iyilik yapmak size çok iyi gelecek. Hal hatır sormak size çok iyi gelecek. Ve zihninizi hareketlendirin ve dahi besleyin. Zihin durduğu zaman insan zihni başa beladır. Boş bir zihin şeytanın çalışma odası derler. Eski bir değiştir ve gerçekten doğru.